CHP'nin başında güya bir genel başkan var. Ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür Efendi'ye bir takım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak fikrimizi kendisine verip zayi etmek istemiyoruz. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Kibirli bir eda ile habire atıp tutuyor. Ama herhangi bir ricatı vaki değil. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu işler acısı duruma bakar mısınız? Muhalefet salkım saçak da olsa hamdolsun biz bu ülkenin önüne Türkiye 100 yılı gibi bir vizyon koymayı başardık. Amacımız Türkiye'nin diplomasisiyle, ekonomisiyle, üretimiyle, ordusuyla, sanayisiyle, turizmiyle, insani tüm zenginlikleriyle dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Güncel tartışmalar, gelip geçici sıkıntılar, üstesinden gelebileceğimiz sorunlar sizi yanıltmasın. Allah'ın izniyle programlarımızı kararlılıkla uyguluyor, hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, meclisiyle, belediyeleriyle, velhasıl tüm kadrolarımızla milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz.